Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizlere sayısız nimetler bahşeden, bizi rahmet ayı, Kur'an ayı, bereket ayı Ramazan'a eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu kutlu ayı bütün güzellikleriyle nasıl idrak edeceğimizi o güzel örnekliğiyle bizlere gösteren kainatın efendisi Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, sözlerimin başında hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, esenliğiyle selamlıyorum. İdrak ettiğimiz Ramazan'ın şehrimize, hanelerimize, milletimize, İslam alemine iyilikler ve güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Hep beraber imsak vaktinden itibaren niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya diyerek oruçlarımıza başladık. Birazdan iftar vakti olacak. Allahümme Rabbi feleke sumtu. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttum. وَبِكَ آمَنْتُ Sana iman ettim. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ Sana tevekkül ettim. Sana dayandım. وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ Ya Rab, senin vermiş olduğun rızıklarla orucumu açıyorum, iftar ediyorum diyerek ilk günün orucunu tamamlamış olacağız. Rabbimize hamd ediyoruz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizlere bir Ramazan daha ihsan etti. Bunu bir nimet, bunu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir ihsanı olarak görelim ne olur. Hatırlayalım, biz bugünlere ta Recep'in başında şu duayla gelmiştik. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan diyerek gelmiştik. Hep öyle dua ettik. Ya Rab, Recep'i bize mübarek kıl, Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi kutlu ay olan Ramazan'a eriştir diye dua ede ede bugünlere geldik. Hamdolsun o duanın bereketiyle bugün Ramazan'dayız. Ramazan değerli kardeşlerim, biz müminlere az önce söyledim Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, bir ihsanı, bir ikramı. Yağmur yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa, Ramazan'da biz müminlerin arınması, durulması, temizlenmesi için Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanı, bir ikramı. Sade olduğu kadar açık bir talimatla başladık. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Sade ve bu kadar açık bir talimatla, bir emirle yeryüzünde milyonlarca inanan insan, hep beraber harekete geçtik, bu aya eriştik. O zaman oruç tutmalıyız dedik. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek aydır. Rabbimiz bu ayda oruç tutmamızı şu ayet-i kerime ile bizlere farz kılmıştır. Şöyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam. Ey iman edenler, oruç size yazıldı. Değerli kardeşlerim, Elmalı merhum bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken şöyle der. Oruç size yazıldı demek, yani vücudunuzun tamamına yazıldı. Sadece midenize değil, sadece ağzınıza değil. Oruç size yazıldı. Ayet-i kerimesinden onu çıkarıyor. Diyor ki, oruç vücudunuzun tamamına yazıldı. Yani orucunuzu bütün uzuvlarınızı kapsayacak şekliyle, bir şuurla, bir bilinçle tutmak gerektiğini ifade ediyor Elmalı merhum. Kutibe aleykumus siyam. Oruç size farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi. O zaman buradan anlıyoruz ki oruç ibadeti insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Dolayısıyla sadece biz Muhammed ümmetine aleyhisselam ümmetine değil, insanlık tarihi kadar eski olan bu ibadet öteden beri vardır. Biz de o halkanın bir devamı olarak bugün o orucumuzu, o ibadetimizi yerine getiriyoruz. Peki oruçtan maksat nedir? Oruçtan maksat ayet-i kerimenin sonunda Rabbimiz Teala bizlere haber veriyor. Buyuruyor ki, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
takvaya erişesiniz. Şuurlu, bilinçli, sorumluluk sahibi bir mümin olasınız diye biz size orucu emrettik buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonrasındaki ayet-i kerime de önemli ama burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruçtan maksat sadece açlık değil. Oruçtan maksat sadece susuzluk değil. Oruçtan maksat sorumluluk bilincine sahip bir mümin olmaktır. Bunun için Cenab-ı Hak لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor. Unutmayalım ki Rabbimiz Teala biz müminlere ibadetleri emrederken o ibadetlerin arkasında her daim bir gaye, bir amacı bizlere haber verir. Örneğin فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rabbin için namaz kıl buyurur Cenab-ı Hak. Namazı anlatan bir başka ayet-i kerimede اُتْلُ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةِ Rabbin için namaz kıl. Sana vahyedilen kitaptan oku. Niçin? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Çünkü namaz kişiyi kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Kurbanı emrettiği ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, sizin kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan takvanızdır. Namazı anlattığında neyi söyledi Cenab-ı Hak bizlere? Namaz sizi kötülükten alıkoyar buyurdu. Hacca emrettiği ayet-i kerimeyi hatırlayalım. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Hac yolcularına Cenab-ı Hak haber veriyor. Ey hac yolcuları, azık edinin, yola azıkla çıkın. Çünkü azığın en hayırlısı takva azığıdır diyerek orada da o ibadetten maksadın yine takva olduğu, sorumluluk bilinci olduğu, Allah'a yakınlaşma olduğunu bizlere haber veriyor. Dolayısıyla oruçtan da maksat budur değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimeye yine devam edelim. Orucun farz olduğunu anlatan ayet-i kerimenin hemen akabinde Rabbimiz buyurdu ki اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ Sınırlı günlerdir, sayılı günlerdir. Bunu tefsir ederken Elmalı merhum yine aynı şeyi söyler. Der ki, ey mümin eğer zorluk varsa şunu unutma, bu zorluk geçicidir Ramazan'daki. Susuzluktan kaynaklanan, açlıktan kaynaklanan bir zorluk varsa bu geçicidir, bu geçecektir, sabret. Ama bir şey daha söylüyor ayet-i kerime bize. اَيَّامًا مَعْدُودَتْ Ey mümin, bugünlerin kıymetini bil, kadrini bil. Bugün başlıyoruz ama çok kısa bir süre sonra diyeceğiz ki rahmet günlerini bitirdik, mağfiret günlerine eriştik. Sonra bir de bakacağız ki son 10 gündeyiz, cehennemden azat olunan günlerdeyiz. Zaman böyle akıp gidiyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Ramazan'ı bir bütün olarak, bütün güzellikleriyle yaşamanın ne olur? Gayreti içerisinde olalım. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde bu ayı bize haber verirken şöyle buyurur. اَتَاكُمْ رَمَضَانِ Dikkat edin, size Ramazan erişti. شَهْرٌ مُبَارَكٌ Bu ay mübarektir, bereketlidir, kıymetli bir aydır. فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ Allah bu ayda sizlere oruç tutmayı farz kıldı. اَتَاكُمْ رَمَضَانِ Dikkat edin, Ramazan'a eriştiniz. Sizi Ramazan karşıladı, Ramazan'a kavuştunuz. Bu ay öyle bir ay ki, شَهْرُ بَرَكَتٍ Bu ay bereket ayıdır. يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ ف۪يهِ Allah Teala sizlere bu ayda manevi açıdan, maddi açıdan nice zenginlikler, nice güzellikler ihsan eder. فِيهِ فَيَنْزِلُ الرَّحْمَةِ Bu ayda Cenab-ı Hak sizlere rahmetini adeta sağanak sağanak yağdırır buyuruyor. وَيَحُطُّ الْخَطَايَ Günahlarınızı bağışlar. وَيَسْتَجِيبُ ف۪يهِ الدُّعَاءِ Bu ayda Cenab-ı Hak dualarınızı kabul eder buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu ay rahmet ayıdır. Bu ay bereket ayıdır. Bu ay günahların affedildiği aydır. Bu ay duaların kabul edildiği aydır. Ve bu ay bir mümin olarak bizim Kur'an'la buluşmamız gereken, Kur'an'la tanışmamız gereken bir aydır. Ne olur Ramazan'ı
bir bütün olarak yaşamanın gayreti içerisinde olalım. Biliyoruz, bir miktar mahzun bir Ramazan'ı idrak ediyoruz. Salgının etkisi nedeniyle o coşkulu iftarlarımız olamayacak. Salgının etkisi nedeniyle o coşkulu bizlerin gönüllerine huzur iklimini sunan teravihleri camilerimizde cemaatle kılamayacağız. Ama unutmayalım ki camilerimiz 5 vakit ibadete açık. Namazlarımızı, farz namazlarımızı camilerimizde kılabiliriz. Bu yönüyle de Ramazan'da namazla alakalı bir bilinç, bir şuur tazelemesi yapabiliriz. Teravihlerimizi doğrudur salgının etkisini azaltmak gayesiyle evlerimizde kılacağız. Ama bunun da bir rahmet olduğunu unutmayalım. Evde ailemizle beraber, çocuklarımızla beraber kametlerimizi yaparak, evimizin büyüğünün öne geçip imamette bulunarak cemaatle namaz kılmanın da hazzını, bereketini evimizde yaşayalım. Nitekim kainatın efendisinin bir hadisi şerifinde şöyle buyurduğunu hatırlıyoruz. Kainatın efendisi buyuruyor ki, evlerinizi kabristana dönüştürmeyin buyuruyordu. Peki bir ev nasıl kabristana dönüşür? Bir ev içerisinde Kur'an okunmazsa, bir ev içerisinde namaz kılınmazsa, Allah'ın adı anılmazsa o ev adeta bir kabristana dönüşür. Dolayısıyla evlerimizde teravihleri kılarak, cemaatle kılarak bunu fırsata dönüştürebiliriz. Yine Ramazan'da değerli kardeşlerim, özellikle dedik ya, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ne olur? Ramazan'da camilerde okunan mukabeleleri takip etmeye çalışalım. Ona gidemiyorsak evimizde okuyalım. Ailemizin içerisinde çocuğumuz biliyorsa o çocuğumuz okusun, bizler dinleyelim. Baba biliyorsa baba okusun, evlatlar dinlesin. Çünkü biliyoruz ki mukabele geleneği bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan intikal eden bir gelenektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan geldiğinde Cebrail Aleyhisselam'la karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve bu sünneti bize emanet olarak bırakmıştır. Ömrünün sonunda, son Ramazan'ında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu 2 defa yapmıştır. Artık bunun ötesine geçmek istiyoruz. Cüz cüz, sure sure Kur'an'ın mesajlarını, Kur'an'ın anlamlarını anlamak için gayret edelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini de kendimize şiar edinelim. Men lem yed'a kavle'z-zur vel amale bih feleyse lillahi hacetun fi en yed'a ta'amehu ve şerabeh. Bir kimse yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi, yani haramla meşgul olmayı terk etmediği müddetçe Allah Teala'nın bu kimsenin açlığına ve susuzluğuna ihtiyacı yoktur buyuruyor. Dolayısıyla bize şunu anlatıyor bu hadis-i şerif. Haramla hemhal olunan bir orucun fazileti, bereketi sınırlı oluyor. Mümin günahlardan uzak kalarak, ki zaten Ramazan bir irade eğitimidir. Biz Ramazan'da helal olan şeyleri terk ederek harama karşı duyarlı oluyoruz. Dolayısıyla haramla biz bütün uzak duracağız. Hayatımızdan atacağız. Rabbimizin razı olmadığı, hoşnut olmadığı hangi eylem varsa, hangi fiil varsa ondan uzak olmanın gayreti içerisinde olacağız. Az önce söyledim, ibadetlerimize bu ayda dikkat edeceğiz. Cemaatle kılmaya çalışacağız. Teravihlerimizi evimizde cemaatle kılacağız. Mukabelelerimizi okuyacağız. Çünkü Efendimizin bir sünnetidir, onu biliyoruz. Ama bir tavsiyemiz daha olacak. Değerli kardeşlerim, sahurun da bir bereket vakti olduğunu unutmayalım. Ailecek kalkalım. Hatta ailecek el ele birlikte sahur soframızı birlikte hazırlayalım. İftar soframızı birlikte hazırlayalım. Çünkü hanelerimizden taşacak bir muhabbet iklimine, bir sevinç iklimine ihtiyacımız var. Biliyoruz ki bu salgın dönemiyle akrabayı taallukata gidememenin, dostlarımızla bir araya gelememenin gönüllerde oluşturduğu bir boşluk var. O zaman bunu kendi ailemizin içerisinde o Ramazan'daki iftar sevinciyle sahur sevincini birleştirerek yaşamanın gayreti içerisinde olalım. Her ne kadar büyüklerimizden
arzu ettiğimiz şekliyle o iftar sofralarında bir araya gelemesek de onları arayalım, ihtiyaçlarını giderelim, hallerini, hatırlarını soralım. Yine Ramazan'da değerli kardeşlerim, Ramazan'ın bize sunduğu en önemli imkanlardan bir tanesi de muhtacın halini anlamak, onun sıkıntısını idrak etme noktasında bize sunduğu fırsatı değerlendirelim. Bu yönüyle de muhtaç olan civarımızda kardeşlerimiz, yetimler, fakir fukaralar varsa onların da derdine derman olmak için gayret edelim. İnşallah bizler de Türkiye Diyanet Vakfı olarak da öteden beri insanımızın iyilik eli olan Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla da ilimizde muhtaç olan kardeşlerimize gerek gıda yardımıyla, gerek bağışlarınız olan zekatlarınızla o kardeşlerimizin derdine derman olmaya gayret edeceğiz. Bu konuda veren el olmak noktasında müftülüğümüze başvuran kardeşlerimizin imkanlarını alan el olan muhtaçlara ulaştırmanın da gayreti içerisinde olacağız. Bir kez daha Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak idrak edeceğimiz bu Ramazan'ı kendimiz için, ailemiz için, memleketimiz için iyiliklere, güzelliklere vesile kılsın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun.